2 Eylül Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan CHP sabıkaları açıklayacak. Memleket meselelerine meraklı bir dostum sordu. Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi? Bilmem. Bildiğim Amerika'nın iade talebinin de değerlendirildiği ve son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği. Tabii ki Sezgin Baran Korkmaz'ın gönlü Türkiye'ye dönmekten yanadır. Öyle ya, şu an bu topraklarda sanık olduğu davada cezaevinde yatacağı gün yok. Amerika'ya gönderilse 250 yıla kadar hapse isteniyor. Özetle bu bilinen şeyleri anlattım dostuma. Belli ki tatmin olmadı. Peki ya muhalefet partileri üzerine gidiyor mu bu işlerin diye sordu. Yeni duyduğum bir çalışmayı anlattım ama işte aramızda da kalmasın. Siz de öğrenin. Meğer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kritik bir talimat vermiş. Buna göre SBK gerçeğini tüm Türkiye'yi anlatmak için kollar sıvanmış. Partinin halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze İlgezli'nin koordinasyonunda detaylı bir broşür hazırlanmış. Broşürde Sezgin Baran Korkmaz kiminle ne yaptı sorusuna madde madde yanıt verilmiş. Kara para aklama ve rüşvet gibi iddiaların ayrıntıları tek tek not edilmiş. SBK'nın siyaset, bürokrasi ve yargı bağlantısı isim isim yazılmış. Öyle ki yaklaşık 15 isim sıralanmış. Sonunda da 2018'den günümüze SBK hakkındaki gelişmelerin tarihsel kronolojisi çıkarılmış. Tüm bu sistemin sorumlusu olarak da tek adam rejimi gösterilmiş. İşte hazırlanan bu çalışma şimdi Kılıçdaroğlu'nun masasındaymış. Onayı alınır alınmaz basılıp tüm CHP örgütlerine, oradan da vatandaşlara dağıtılacakmış tartışma yaratacak bu broşürün adı da SBK Holding'e gönderme yaparak Sabıka Holding olacakmış. Tüm bu anlattıklarımdan ne anlıyoruz? Belli ki CHP 128 milyar dolar nerede sorusuyla kazandığı etkiyi daha ileriye taşımayı planlıyor.